Esselamu aleyküm dostlarım. Videoyu beğenerek başlamanız ve yorum yapmanız kanalı oldukça ileriye taşıyor. Verdiğiniz destekten ötürü hepinize teşekkür ederim. Keyifli dinlemeler. Cinli'nin bu söylediklerinden sonra şeytan yasası oldukça sakindi. İlk başta geriye doğru kaçan, o korkulu gözlerle bakan cinli bana doğru o kadar sakin bakıyordu ki. Çemberin arka tarafına doğru yürümemi istedi. Kemiklerin olduğu yere doğru geçtim. Yere doğru oturacağım sırada iki cinni de aynı sembolü taşıyor. Göğüslerinde aynı sembol kabarır şekilde ortaya çıkıyor. Sembolün en dikkat çeken noktası ise şu. Yukarıya doğru giden uzantıda ikisinin de sembolik olarak yazıda farklılık olması. O ne anlama geliyor bilmiyorum. Cinniler birbirini tartacak şekilde yine karşı karşıyaydı. İkisi de konuşmuyor. Ama dikkatimi çeken bir unsur daha var. Sağ elleri. İkisi de sağ ellerini aşağıya doğru parmaklarını uzatmış, hazır bir şekilde duruyor. Sol elleri ise birbirinin görünmeyeceği şekilde sırtlarına doğru çekildi. Gözlerim sanki ateşe bakıyormuş gibi sulanmaya başladı. Isı artıyordu içeride. Kemiklerin üzerindeki yazılar ısının artmasıyla beraber yavaş yavaş dumanla beraber hafifçe ateş aldılar. Üst üste geliyordu kemikler. Titriyor resmen. Neden böyle bir şey olduğunu anlamıyorum. Cinniler mühre de mi etki edebiliyor? Şeytanın yasası olarak bilinen cinni yöne doğru çıktı. Burada seninle karşılaşmayı umuyordum. Ama madem karşılaşıyoruz, özür diliyorum. Ölmen gerekiyor. Şeytanın yasasının gerçek mührüyle tanış. Ellerini iki tarafa doğru açtı. Ayağımın altından enerjiyi hissedebiliyorum. Yukarıya doğru geliyor. Bu enerji böyle küçümsenecek bir enerji değil. Yerdeki titremelerden o da anladı. Aşağıya doğru bakıyordu. Yerin altından garip bir şekilde karanlık eller çıkıyor. Eller o kadar silik durumda ki gerçek mi değil mi anlamlandıramıyorum bile. Tutmaya çalışıyor onu. Her defasında sadece ayağını kenara doğru çekiyor. Hiçbir şekilde dokunmuyor ona. Cinni çok rahat. Hiçbir zaman dokunamayacakmış gibi yavaş hareket ediyor. Normalde Uridva'nın daha hızlı bir cinni olduğunu biliyorum. Ama sakinliğini koruyordu. Yerden gelenler artıyor. Kollar öncelikle aralıklı olarak çıkmıştı. Ellere dönüşürken ise bayığı birbirlerinden uzaktı. Ama şimdi daha sık haldeler ve kaçabilecek çok bir yeri kalmadı. Uridva yavaşça ayaklarını aşağıya doğru gerdikten sonra kendini yukarıya doğru attı. Yukarıya doğru süzülüyordu. Sonrasında da sanki bir paraşütle iniyormuş gibi yavaşça kendini aşağıya doğru süzüyordu. Titreme durdu. Yerdeki kollar sabit şekilde kaldı. O şeytanın yasasının yüzünde gülümseme var. Uridva'yı tuzağa düşürmüş gibiydi. Uridva yavaş bir sakinlikte yere doğru ayaklarını bastı. Ama neden yukarıya zıpladı o zaman? Hiçbir şey yapmayacak mı? Eller Uridva'nın direkt olarak ayaklarını tuttu. Kıpırdayamayacak şekilde çok ciddi bir sarılma. Kıpırdayamamaktan öte artık onun hissiyatını da alamıyordum. Ellerin üzerindeki mühürler Uridva'nın bütün tılsımlarını kapatıyordu. Artık onu yakalamıştı. Bana doğru gülümseyerek baktı. Ellerin tuttuğu yer, eller paramparça olduğunda şeytan yasasının arkasındaydı. Hala küçük oyuncaklarla mı oynuyorsun? Sana gelecek oyuncağı göstereceğim. Gövdesine doğru tırnakları geçirdi. Onu havaya doğru kaldırdıktan sonra yere doğru, toprağa doğru vurdu. Çember hala duruyorken iki elini daha açtı. Aynı şeyleri okuyor. Şeytanın yasasının okuduğu tılsımları birebir şekilde okuyor. Bunlar da nedir böyle? Aynısını okuyabiliyorsa o zaman yerdeki enerji yukarıya doğru artıyordu. Kollar çıkmaya başladığında şeytanın yasasının yüzündeki korkuyu gördü. Evet. Ben de okuyabiliyorum. Hadi ama bu kadar çabuk ölmezsin değil mi?
sadece. Ölü cinlerin ruhları. Ayağını kaldırdı. Yerden çıkan eller şeytanın yasasını sardığında göğsüne doğru sert bir şekilde pençeleriyle vuruyordu. Yukarıya doğru karanlıklar çıkıyor. Ciddi manada öldürüyor onu. Hiçbir acıması yok. Ve ona karşı söyledikleri de doğru. Gerçekten onu parçalamak istiyor. Hafif bir şekilde öldürmeyi başarabilir belki de. Çok basit bir şekilde. Ama o onu parçalıyor. Yerdeki eller yukarıya doğru daha da yükselmeye başladı. Yukarıya doğru gelen ellerin üzerinde aynı onun göğsündeki sembolün yazıları vardı. Aşağıya doğru bakarak cinniye doğru seslendi. Üçünüzü ortaya çıkaran ve asıl senden bile güçlü olan kim? Yer altından gelen o tılsımları kullanırken kendinden çok emindin. Bu tılsımları sana öğreten, seni kandıran kim? Uridva ciddileşmişti. Yavaşça aşağıya doğru eğilip onun yüzüne doğru bakıyordu. Cinni öleceğini anladı belki de. Kemikler titremeye başladı. Titreyen kemiklerin üzerinde çıkan dumanlar kemiklerin içinden ateşlere dönüşüyordu. Yukarıya doğru giden dumanlar da aleve dönüştü. Etrafımız tamamen ateşten duvara dönmüştü. Ayağa doğru yavaşça kalktı. Onu boğazından tuttu. Tam gözlerinin içine bakacak izaha da kaldırdı. Söyle, sana bunları kim verdi? Kardeşim olduğun için bu kadar güçlenemeyeceğini biliyorum. Bu kadar aciz bir cinin böylesine bir tılsımı öğrenmesi oldukça güç. Gerçeği söylersen ölümen için hızlanırım. Ama yalan söylersen seni kendi mühründe onların eline bırakırım. Onların eline bırakırım dediği anda o cinnide bir korku oluştu. Gözlerindeki korkuyu anladım. Yaralı dahi olsa yere doğru bakıyor, etrafındaki ellere bakıyordu. Senin bu kadar güçlü olduğunu biliyordum. Belki de sana yetişebileceğimi düşündüm. En büyük zararım da bu oldu. Beni kimin yönlendirdiğini sana söyleyemem. Çünkü bilmiyorum. Garipten sesler mi duyuyordun yani? Sana öyle mi sesleniyorlardı? Hayır. Onu yapan bizdik. Ama benimle iletişim kuran cinni değil. Bir Ademoğlu. Şaşırdı. Uridva'nın şaşkınlığının üstüne benimki de eklenmeli. Nasıl yani? Bunları planlayan bir Ademoğlu mu? Yok artık. Yere doğru onu yavaşça, eller aşağıya doğru inerken bıraktı. Başını salladı. Yan tarafa doğru giderek kemikleri kaldırıp üzerine doğru bıraktı. Sonra da elini kaldırarak kemiklerin tam ortasına doğru vurdu. Cinni acılar içinde bağırarak parçalandı. Şeytanın yasası. Diğer yasalara göre en güçlü olan bu cinni bile Uridva için çok basit. Madem bu kadar kolay öldürebiliyor, nasıl hissedemiyor bu her şeyi yapanı? Ama cinni olmamasından dolayı mı? Ateşten olan duvarlar aşağıya doğru indiğinde gittiğimiz o özel yerdeki 8 cinni bekliyordu. Hepsi yavaşça kemiklerin oraya doğru geldiler. Yan tarafa doğru baktım. Kemikleri dağıtmaya başladılar. Bazıları yanıma doğru gelerek durdu. Mürre aynı şekilde yavaşça giydiği cübbeyle beraber geliyordu. Uridva olduğu yere doğru oturdu. Sakindi. Savaştan dolayı bir haz almamış ya da mutluluğuna dair bir imge göstermiyordu. O cinniler yavaşça bozulan çemberin içine doğru girip Uridva'nın etrafına doğru geldiler. Ben yardım edeceğimi düşünüyordum. Bana bile gerek kalmadı. Sadece oyalamış. Zamanını geçirmiş gibi. Öne doğru gittiğimde cinniler Uridva'ya bir Ademoğlundan bahsedildiğini biliyoruz. Biz de onu arıyoruz dedi. Yavaşça Uridva'ya doğru kalktı. Gözlerime doğru baktığında onun gözleriyle aynı oldu. Direkt bedenime doğru döndü. Onlara doğru bakarak benim lisanımdan. Zavallı olan sadece kardeşimdi.
Onu öldürmenin verdiği haz zayıf. Her şeyin başındakini öldürmek daha da zayıf olacak. Ben geri çekiliyorum. Savaşmak istemiyorum dedi. Nasıl? Nasıl savaşmak istemiyorsun? İslamiyet için değil mi? Bir Ademoğluysa olduğunuzda öldürürsün. Ademoğlunu öldürmek keyif vermez. Benim gibi güçlü bir cinliyle savaşacağım arzusuyla kendi yerimden çıktım. Ama şimdi öğreniyorum ki senin gibi etten ve kemikten olan biri tarafından her şey düzenlenmiş. Bu benim canımı sıktı. Bir daha görüşmemek üzere hüddam. Beni bir iki adım da attırdıktan sonra hissiyatı gitti. Dizlerimin üstüne doğru çöktüğümde Mürre yanıma doğru geldi. Şaşkınlığımı anlıyordu. O Redva savaşan bir cinni. Kardeşinin itirafıyla beraber bir Ademoğlu tarafından liderlik edildiğini öğrendi. Ademoğlunu öldürmek bizim gibi cinniler için basit olacak. Yaptığımız tılsımlardan, öğrendiğimiz şeylerden sonra kaçma şansı daha da azaldı. Nerede olduğunu bulacağız. Onu rahatça öldüreceğiz. Ve her şey bitecek. O Redva böyle bir savaşın içinde bulunmak istemez. Çünkü o her zaman en yüksek savaşı başarmak ister. Bizi böyle yarı yolda bırakmamalıydı. En azından savaşmalıydı. Babam, diğerleri, herkes onun için buradaydı. Şeytanın yasasıyla savaşmaya hazırdı. Ama şimdi her şeyi bırakıp gidiyor mu? İnsan olması her şeyi değiştiriyor. Onu bulacağız, merak etme. Zevileri oluşturduğunda içimde tek bir gram bile heves kalmamıştı. Büyük ihtimalle hissettiği şey buydu o Redvan'ın. Tılsımlar bizi tekrardan Nusaybin'in mağarasında belirttiğinde babam oradaydı. Ayağa doğru kaldırdı beni sıkı sıkı sarıldı. Ben de ona sarıldım. Gözlerin yerinde duruyor baba. Hissiyatsızlaşıyorsun. Duyguların ölüyor değil mi? O Redva ile bir süre beraber savaştığın için duygusal birleşmenizden dolayı. Peki diğerleri? Onlar zarar gördü mü? Bizden olan herkes yerli yerinde. Sapasağlam. Cinnilerin tamamı kontrolümüz altında. Bütün cinler alemini hükmediyoruz. O Redva'nın yaptığı şey, şeytan yasasının yok edilişi, bütün cinniler tarafından tanık olundu. Artık cinler aleminin tek bir kralı var. O da şu anda Mürre. Onun himayesi altında herkes. Cinniler hiçbir şekilde kimseyle iletişime geçemez. Geçse bile kabilelerine uyguladığımız tılsımlar sayesinde bizim direkt haberimiz olacak. Peki o bahsettiği Ademoğlu? O Türkiye'de mi yaşıyor? Milyarlarca insan var. Yine seçeneklerimiz oldukça fazla olacak. Türkiye'de yaşıyor. Ve nerede olduğunu yakın zamanda bulacağız. Reenkarne edilmiş cinniler. Onlardan biri olduğunu düşünüyoruz. Yani kendi benliğini uyandırmış Aguni gibi bir reenkarne cinnisi. Aynen öyle. Ademoğlu onu hükmetmiş olmalı. Ve ondan aldığı tılsımları bilmediğimiz bir şekilde kullanmış. Bu yüzden o cinliğinin kaç yaşında olduğunu da öğrenmemiz gerekecek. Ademoğlu'nun bu kadar üstün bilgileri öğrenmesi oldukça tehlikeli. Bunları nasıl kullandığına şahit olduk. Mürre, halka mı? Tekin şu anda hissiyatları alamadığı gibi hissiyatlardan da uzaklaşıyor. Ne yapmalıyız? Ona karşı bir tılsımın var mı diyerek sordu. Başını salladı Mürre. Şu anda yapılabilecek çok bir şey yok. Sana söylemek istediğim şey şu. Ölüm yakından gelecek. İçlerinde var mı diyerek sordu baba. Aralarındaki şifreli konuşma bile beni heyecanlandırmıyordu. O Redva'nın hissiyatsızlığı tamamen sarmıştı beni. İçeriye doğru yürümek için kalktım. Bizimle savaşmayı bırakacak mısın diyerek sordum Mürre. Başımı salladım. Her zaman yanınızdayım. Savaşmak için her şeyimle mücadele edeceğim. Ama hissetmiyorum. Hiçbir şey hissetmiyorum. Ellerim, kollarım, bütün damarlar sanki gitmiş gibi. Gözlerimi germek istiyorum ama yapamıyorum. Mürre halkamaya doğru döndü. Babam ben ilgilenirim dercesine elini kaldırıp yanıma doğru yürüdü. İçerideki mağaraya gidiyordu. Hirazilliler de oradaydı. Hirazilliler
Babam o anda ilk defa görüyor olmalılar. Kalkıp alkama diyerek koştular. Hocalarım iyiyim. Allah razı olsun hepinizden. Sağ olun. Zahit Hoca neler oluyor? Savaş ne oldu? Şeytanın yasasını alıp götürdünüz bir anda. Neler oluyor? Biz de kaçmıştık. Tekrar geri buraya getirildik. Buraya gelmenizin nedeni aslında büyük savaş öncesi. Büyük savaş mı? Nedir diyerek sordu Zahit Hoca. Her şeyin arkasında bir Ademoğlu. Cinlerden reenkarne edilmiş bir Ademoğlunun şeytani zekasıyla cini alt edip ondan aldığı sırlarla başlıyor. Büyük ihtimalle cinniyle yaptığı antlaşma ikisinin her şeyi hükmetmesi üzerine. Yani biz burada ararken her şeyi... Babam aynen öyle hocam. Aslında her şey bizim alemimizdeymiş. Peki nasıl bulacağız? Reenkarne cinnilerle görüşmesi için bir kişiyi biliyoruz. Kim o diyerek sorduğunda içeriye doğru ellerinde şişlerle beraber Aguni girdi. Aguni'nin şişlerinin üzerinde bacağa benzeyen garip şeyler var. Ama siyah dumanlar çıkıyordu. Arka taraftan buraya gel diyerek bağırıyorlar. Hemen kapıyı kapat. Kapıyı kapat hemen. Hadi hadi Alkama. Kapıyı kapat. Çok kötü şeyler olacak. Kapıyı kapat diyerek bağırıyor. Babam sağ elini yukarıya doğru kaldırdı. Kapı yukarıya doğru karanlık dumanla kapandı. Ne oluyor Aguni? Ne yaptın? Bunlar da ne? Cinnilerin ayaklarını kopardım. Nasıl ama? Çok iyi değil mi? Bunun ismine yeni bir isim koydum. Çok garip cümleler kuruyorsun. İşte bunun ismi, bunun ismi. Cin paça. Nasıl? Yeni buldum. Birazcık çalma gibi ama olsun. Güzel isim. Cin paça içmek isteyen var mı? Şöyle acılı acılı. Heh, cinnileriniz ister mi? Vallahi taradıksınız. Size uygun fiyat veririm. Biraziler, düşünmez misiniz? Hadi ama cinnilerinize biraz bakın. Bakın, ben nasıl bakıyorum kendime. Siz de bakabilirsiniz. Şey, bunlar şiş. Yani cin şişi gibi bir şey olmuş bu. Ayak paça daha farklı bir şey insanlarda. Cin paça da yani uyumsuz oluyor. Babam, Tekin ne diyorsun? Bu manyakla bir de bunu mu tartışıyorsun? Aguni'nin elindekilere doğru tılsım okudu babam. Ayakları geriye dönmüş olmalı cinnilerin. Kapıdaki hissiyatlar gitti. Aguni yere doğru oturarak kendini çiçek pozisyonuna getirip sizinle bir daha konuşmuyorum. Benim yemeklerime el koydunuz. Gıda mühendisi olduğunuzda haberim mi yok? Size olan tavrım değişmeyecek. Karnım doyana kadar burada isyandayım. Ya bana cin paçalarımı getirirsiniz ya da hiçbir zaman size bir daha dostluk etmem. Son kararımdır. Babam Aguni'nin yanağına doğru uzanıp sert bir tokat attı. Aguni yerde bir iki defa yuvarlandı. Aguni başını kaldırdığında öfkeli bir şekilde ayağa doğru kalkıyordu. Gözleri geriye doğru çekildi. Vücudundan dumanlar yukarıya doğru süzülmeye başladı. Anlaşılan cin paça değil. Ademoğlundan şiş kebap yapacağım. Ellerini öne doğru götürecekken babam arkasında gözleri turkuaz. Hayır, yerinde duruyor. Aguni'nin sırtına doğru elini koydu. Aguni'nin boynu yukarıya doğru kalktığında babam ön tarafa doğru yürüyüp sağ elinin içiyle Aguni'nin göğsüne doğru vurdu. Üzgünüm dostum. Senden göremem. Ama içinde olan şeyden görebilirim. Aduhumin Kuntas. Etrafımız bir anda karanlıkta sarıldı. Binlerce insan geçiyor gözümüzün önünden. Ne oluyor? Tarıyor. Cinnilerin, reenkarne edilmişlerinin hepsi birbirine bağlı özel bir tılsım var. Ve bunu kırmak için tılsımı öğrenmeye çalışıyor. Büyük ihtimalle de başaracak. Aguni'nin etrafından bir cinni öne doğru ve arkaya doğru çıkarak sallanıyor. Acı içinde bağırıyor. Babam, hızlı olman lazım Fitiris. Tılsımı her ne kadar dengelemeye çalışsam da Aguni'nin kalbini yoruyor. Onu öldürmemeliyiz. Bunun hiçbir anlamı olmaz. Deniyorum. Sadece denemekle de kalmıyorum. Ulaşabildiğim bütün Ademoğullarını direkt olarak görüyorum. Aralarında kayıp olanlar var. Kaç tane kayıp var diyerek sordu Zahit Hoca. Yaklaşık 10 tane. 10 cinni haricindeki bütün reenkarne edilmişleri
görebiliyorum. Bir cemiyet oluşturmuşlar. Bilgisi Agoni'ye verilmiş. Agoni'nin de onlar gibi kendini fark edebilen bir Ademoğlu olduğunu anlamışlar. Cin ve Ademoğlu arasındaki uyum onların işine girebileceğini düşünmüşler. Ama Alkama ile olan yakınlığından dolayı irtibat hızı kesilmiş. Agoni'nin bunu hatırlayamaması için özel bir tılsım kullanmışlar. Agoni bu yüzden bu konuşma ile ilgili ya da buluşma ile ilgili bir şey hatırlamıyor. Babam, Agoni, beni birazcık bile duyabiliyorsan o rüyayı hatırlamaya çalış. En azından bizi oraya götür. Hadi Agoni, bunu yapabilirsin. Sana güveniyorum. Gözleri yavaşça açılmaya başladı Agoni'nin. Gözlerinin açılmasıyla beraber iki taraftan sarılmış olan büyük bir demir parçası çıktı. Vücudundan mı çıkıyor bu? Cinni nasıl iletişim kurulduğunu gösteriyor. Bunu nasıl yapmış? İki taraftan birbirine ilmeklenmiş. Gördüğünüz göz, arkasında bulunan tılsım. Hepsi birbirine ait. Gördüğün yerdeki tılsım ikiye ayrılıyor. Tılsımın uç tarafındalar. Zahit Hoca, kırmızıyı mı kullanıyorlar? Evet, kırmızıyı kullanıyorlar. Babam elini göğsünden çekti. Agoni'nin demirleri vücuduna geri döndü. Gözleri kapanıp yere doğru düştüğünde babam, Hikmet, Serdar, ilgilenin lütfen. İbrahim, özellikle de sen. Vücudunda herhangi bir kalıntı kalmasın. Zarar görmesin. Merak etme, ilgileniriz Alkama. Yanına doğru koştular Agoni'nin. Onlar Agoni'yi kaldırırken Mürre içeriye doğru geldi. Babam Mürre'ye doğru baktı. Kırmızı uç tılsımı. İki taraftan kullanılıyor. Bedenlerinde iki demir var. Her birinin. Demirlerin biri insanların aleminde, yani Ademoğullarında, biri de cinler aleminde dövülmüş. Üzerindeki tılsımları görebildiniz mi diyerek sordu Mürre. İmkanı yok. Oğlumda bulunan gözler bile göremez. Reenkarne edilmiş cinler ancak görebilir. Bunu yapmanın da tek bir yolu var. Ne yapmayı planlıyorsun diyerek sordu Mürre. Reenkarne cinlilerini yakalayıp kendi gözlerimi çıkartacağım. Ve onların gözlerini Fitris kullanabilsin diye kendi gözlerime nakledeceğim. Tılsımlarla birbirine dikeceğim. Saçmalıyorsun diyerek Zahit Hoca karşı durdu. Mürre, kolay kolay Ademoğullarıyla aynı fikirde olma. Ama Zahit haklı. Böylesine saçma bir fikri nereden buldu? Amul Ezir'in gözleri varken sen neden o gözleri almaya çalışasın? Zaten elinden de bir şey gelmez. Böylesine bir tılsım geçişi kesinlikle yapılamaz. Ne düşünüyorsun? Cidden bunu mu düşünüyorsun diyerek sordum babama. O gözleri almak için kendi gözlerini feda edecek. Zaten Fetriz'le olan bağlantısıyla bana da bir bağlantı verildi. Gözlerimin altındaki bir damar bu yüzden direkt olarak onun bağlanmasıyla oluştu. Düşünceler içindeydi. Bana doğru baktıktan sonra iki tane seçeneğimiz var. Bu iki seçenekten başka seçeneğimiz yok. Ya açık bir şekilde o gözleri alacağım ya da o cinniler tarafından Agoni'den gördüklerimden dolayı öldürüleceğim. Saçmalıyorsun. Hiç kimse seni göstermez ya da göremezsin. Şu anda yaptığın şey sadece kara bir düşünce. Tılsımların etkisi bile olabilir. Kendine gel lütfen dedi. Mürre'nin bu konuşmalarına karşı babam kararlı gibiydi. Fitriz bedenine döndüğü anda karanlık bir oluşum yarattı. Sonra da çekilip gitti. Mağaradan gitmesiyle beraber Zahit Hoca yine bildiğini okuyor. Hiçbir zaman bizim söylediklerimizi dinlemiyor. Dinlemeyecekti. Nasıl bir yol izleyecek? Yani tek başına mı savaşacak? Hayır ama büyük ihtimalle reenkarne cinnilerin çoğunu gördü. Onları yakalayacaktır. İlk önce üzerine dikkat çekmek isteyecek. Baktı olmuyor, az önce sarf ettiği bütün planları tek tek işleyecektir. Alkama bu. Tamamen manyaklık abidesi. Agoni yavaşça kendine geliyordu. Başını tutarak hala sayıklıyor. Cin paçalarımı çaldılar. Cin paçalarım... Çorbacım, aşçı olacaktım. Cinleri yediğim için özür dilerim Mürre.
Lütfen beni öldürme. Bir daha yemeyeceğim. Sadece haşlayıp tadına bakacağım. Lütfen beni affet diyerek tekrar bayıldı. Yüzümde ister istemez bir gülümseme oluştu. Şimdi eğlenmenin vakti olsaydı, Aguni bunu en iyi şekilde yapacak bir cinni. Fakat eğlencenin zamanı değil. Bana doğru bakıyordu. Gideceğimiz yer Ademoğullarının yeri. Birkaç dostumla toplantı gerekiyor. İnsanlardan cemiyet oluşturulmuşsa kesinlikle bunu halletmek zorundayız. Duvarlar iki tarafa doğru yavaşça kendini kapatacak şekilde ilerliyordu. Aguni ile ilgilenmeye devam edin. Sadece Zahid Hoca ve Tekin gelecek. Zevileri oluşturduktan sonra alemler arasındaki geçişi sağlıyordu. Bir bahçede karanlığın ortasında kaldık. Yerdeki toprağa doğru dokununca normal bir toprağa dokunmak iyi hissettirdi. Mürre arkamızdan beni izleyin diyerek kapıya doğru ilerledi. Komşuluğun ölmediği eski tip bir mahalleye benziyor. İnsanlar balkonlarda birbirleriyle sohbet ediyor. Ama bu taraf çok karanlık kalmış. Evin ışıkları yanmıyordu. Mürre kapıyı çaldı. Kapının arkasından tok bir sesle Kemo diyerek seslenildi. Rabbimizin ışığı Kur'an-ı Kerim, biz de onların ışığında aydınlanan kullarız dedi. Bunu söylediğinde kapı açıldı. Yaşlı bir adam. Mürre, hoş geldin. Hiç beklemiyordum, uzun yıllar oldu. İçeriye gelin lütfen. Kardeşlerim içeriye gelin. İçeriye girdik. Odaya girdiğimizde adam yan taraftan aldığı kibritle gaz lambalarını yaktı. Duvarda Kur'an-ı Kerim'den ayetler var. El işlemeli halı motiflerinin üzerinde ayetler. Bunlar çok güzel ve eşsiz görünüyor. Onlara doğru baktığımı anladığımda birçoğu 1700 yıllardır. Oldukça eskidir. Nesillere aktarılan nadide parçalar. Çok güzel görünüyor. Mürre yere doğru oturdu. Biz de geçip kenara oturduk. O hoca, beklemiyordum seni Mürre. Eldeki Ademoğulları ile dostlarınla gelmeni. Neler oluyor? Duyduklarımızın doğruluğundan şüphe ediyordum. Gerçekten zor durumda mıyız? Cinler aleminin kontrolünü sahibinin benim elimde. Bundan herhangi bir şüpheniz olmasın. Duyduklarınız bu yönde doğrudur. Şeytan yasası, mühür yasası ve ölüm yasasının ortaya çıktığı da. Hepsi öldürülüp yok edildi. Fakat uç tılsımların kullanıldığı bilgisini aldık. Özellikle de kırmızı seviyesinde. Şaşırdı hoca. Kırmızı seviyesinde derken bir Ademoğlu mu yapıyor yani? Mürre başını salladı. Bir cemiyet oluşturulmuş. 10 kişi kadar olduklarını düşünüyoruz. Tespitimiz net değil. Bu yüzden bununla ilgili senden bilgi almak istiyorum. Olabildiğince herkese ulaşıp Türkiye sınırları içerisinde böyle bir oluşum olup olmadığını. En ufak bilgi. Bir cinde bile oluşmuş kafir cinni taifesi birini kaçırmışsa ya da kefenlemişse. Hepsini istiyorum. Merak etme Mürre. Sabah itibariyle bütün herkese ulaşırım. Peki bir bilgi alırsam? Bana doğru baktı. Amur Ezir bir hüddamdır kendisi dedi. Adam şok uğramış gibiydi. Amur Ezir? Amur Ezir derken bildiğimiz Amur Ezir, Hirazilliğin üstünde olan. Peki sahip olduğu şeyi biliyor mu? Mürre başını salladı. O anda ben de şaşırdım. Sahip olduğum şey neden bahsediliyor? Sen eşsiz gözlere sahipsin. O tılsımların her birini açtın mı? Yani göz seviyelerini biliyorum. Kullanmışlığım da var. Göz seviyeleri falan değil, boş ver göz seviyelerini. Ayağa doğru kalktı. Bana doğru yaklaşırken, izin verir misin? Bakabilir miyim dedi. Mürre'ye doğru döndüğümde Mürre başını öne doğru hafifçe eğdi. Onayladı. Ona doğru başımı uzattım. Parmakları titriyor. Neden bu kadar heyecanlandı anlayamıyorum. Yavaşça gözlerimin içine doğru baktı. Bunu açamamışsın. Hiç kullanmamışsın. Nasıl kullanmadım? Birçok kez seviyesine açıcı tılsımları kullandım ben. Hayır. Ama o lezillik gözlerini hiç kullanamamışsın. Kullandığın gözler bir cinniye ait olan özel tılsımlar. Bunların hiçbir önemi yok. Ama o lezir gözleri daha ötedi.
Amule zirt ısımı açıldığında insan bedeni hiçbir cinliği kontrol altından çıkarmaz. En güçlü cinnileri bile çok rahat bir şekilde yakalar ve yok eder. Onları temassız bir tılsımla okur. Yaptığı en güçlü tılsım cinnileri öldürmek olur. Mirre'ye doğru şaşkınca bakıyordum. Ne demek istiyor ki? Benim kullandığım göz, kendi gözlerim değil, bunu biliyorum. Ama mürezilik tılsımlarını kullanarak birkaç kez yapmıştım bunu. Yani şimdi gördüğüm şeyler boşuna mıydı hepsi? Kendi gözlerimi hiç kullanamadım mı? Başını hafifçe salladı Mürre. Buraya getirmenin amacı buydu değil mi? Bu gözleri kullanabilmem için. Neler görebileceğimi bana göstermek için. Mürre ayağa doğru kalktı. Çocuğu hazırlaman gerekiyor. Büyük bir cemiyet var. Bu cemiyet cinnilerin reenkarnı olmalarını biliyorlar. Ve kendi benliklerinde eski cinnilerin sırlarını almışlar. Bu yüzden hazır olmalı. Yaşlı adam bana doğru baktıktan sonra ayağa kalkmamı söyledi. Dizlerimin üstüne doğru çöktükten sonra sırtıma doğru yavaşça dokundu. Sonrasında da kaç tane yapıldı? Şu ana kadar iki. Gözlerini kullanmayı öğretebilirsen iki tane daha yapılacak. Sekizliler ortaya çıktı mı? Çıktı. Oridva denilen cinli. Onunla ilgili bir şey yaptınız mı? Şu ana kadar bir şey yapılma durumu yok. Kendisi herkesten uzaklaştı. Ve gitti. Nereye gitti? Büyük ihtimalle yerin altında bulunduğu bir yere. Bir daha da ortaya çıkacağını zannetmiyoruz. Yani Oridva olmadan bu savaş ilerleyecek. Ve başarmalıyız. Başaramazsak her şey daha da kötüleşecek. Anlıyorum. Merak etme. Elimden geleni yapacağım. Gerekirse tılsımların her birinin kullanılması için üst taraftakilerle görüşeceğim. Benim bizzat buraya geldiğimi söyle. Ve bütün idamlar hazırlıklarını tamamlasın. Merak etme Mürre. Hazırlıklarınız tamamlanacak. Mürre gittikten sonra hoca geriye geldi. O arka taraftaki tılsımdan geçecektir. Hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk hocam. Kusura bakmayın. Duyduklarımdan dolayı hala şaşkınım. Bu yüzden sizinle düzgün sohbet edemedik. Zahit Hoca, amulezilik gözleri dediniz. Bunlardan bize de bahsedilmişti. Biz cinniler sayesinde kullanabildiğini düşünüyorduk. Nasıl kullanamıyorlar onu anlayamadık. Gözler iki taraftan da aynı şekilde ilerlemez. Amulezilik gözleri bütün alimlerin birbirine aktardığı bir özelliktir. Eski zamanlarda Mertas tılsımının kullanıldığı söylenirdi. Bunu şaşırarak karşıladı Zahit Hoca. Mertas tılsımını biliyorum. Hatta biz Hiraziler olarak Alkama'da öyle bir şey olduğunu düşünüyorduk. Bir cinni ile net bir kavramdaki akış, birbirlerine bütün anılarını ve bilgilerini aktarma. Amulezir gözleri de tam olarak bu rivayetin üzerinde. Direkt olarak bütün alimlerin gördüğü, üddamların bildikleriyle yaşadığı anılar aktarılıyor. Ve gözler cinlere hükmedebilecek şekilde özel bir tılsımla oluşuyor. Vücudunda açılan bütün o göz damarları özellikle birbirine bağlanıyor. Bu sayede cinler direkt kontrol altına alınarak tılsımlar tarafından mühürleniyorlar. Ayağa doğru kalktım. Bir soru sormak istiyorum hocam. Bana dürüst olacaksınız. Oridva'nın göğsünde ve şeytan yasası cininin göğsünde bir sembol gördüm. Gözlerim o anda sanki hissizleşti. Hatta bütün vücudum. Bütün hissiyatını kaybetmiş gibi olduğunda Oridva, ben de kaybettim. Sanki birbirimize kanla bağlı gibiydik ama asıl bağlı olduğumuz gözlerdi. O anda gördüğüm o sembolün üzerindeki yazı amulezillere mi aitti? O iki cinni de amuleziller tarafından daha önce keşfedilmiş miydi? O sırada ucu durdu. Hissettiniz mi? Hissettiniz mi diyerek bir daha sordu. Zahit Hoca ile birbirimize baktık. Bir şey hissetmiyoruz. Hissetmiyor musunuz? O zaman göremiyorsunuz da. Niye hocam? Niye görmemiz gerekiyor? İki taraftan geliyorlar. Arka arkaya. Hemen arka tarafa.
Hemen gelin dedi. Ne olduğunu o anda anlayamadık. Arka tarafa doğru koştuğumuzda yukarıdan gelecekler. Bu odadan çıkmayacaksınız. Eğer benden çıkın diyerek bir ses duyarsanız yalan. Burada yalnız kalmayın derken çatıdan içeriye doğru cinniler girdi. Etrafı sardıklarında Zahid Hoca'yı geriye doğru çekiyorlardı. Kapıya vurulmalar devam ederken kapı kırıldı. Aşağıya doğru düştüğünde bedenimde garip bir hissiyat vardı. İçeriye doğru insanlar girdi. Olduğumuz odaya girildiğinde direkt yaşlı hocayı derdest edecek şekilde üstüne çullandılar. Hocayı yere yatırdıktan sonra bir tanesi içeriye doğru girdi. Oldukça kalın bir bot giyiyordu bu havada. Yanıma doğru yürüdüm. Kıpırdayamıyorsun galiba Muhlezir. Anlattıklarından daha da gençsin. Seni gerçekten böyle beklemiyordum. Oldukça güçlü, durdurulması imkansız bir çocuk olarak bekliyordum. Ama karşımda çok silik bir tip çıktı. Seni hemen öldürmek tat vermeyebilir. Zaten öldürmemi de yasakladılar. Şanslısın. Hemen alın bunu. Diğerlerini de tılsımlayın. Yaşlı hoca, üzerinde tılsım var. İçinde bir adet de cinni. Ne yapalım? Cinniyi öldürebiliyorsanız öldürün. Hocayı bağlayın. Üzerine de lanetli tılsımı yazın. Gelen dostlara lanetli tılsımla hocalarını görsünler. Tamamdır dediler. Hızlıca hocayı alıp arka tarafa götürürken beni de kaldırıp başıma bir siyah şey geçirdiler. Götürülüyordum. Mürre, bizi nereye getirdin? Amulezir gözlerini hiç kullanmadığımı öğrenmem, bir de üzerine yakalanmamız. Hepsi planlı mıydı? Çıkamıyordum işin içinden. Vücudum hareketsizdi. Bir arabaya bindirildikten sonra götürülmeye başladık. Nereye gittiğimizi bile bilmiyoruz. Zahid Hoca'nın o kokusunu alabiliyorum. Hissiyatlar tamamen kapalı. Vücudum felçli halde. Araba bir süre sonra durdu. Aşağıya indirildiğimizde geçtiğimiz yerlerde ateşler yanıyor olmalı. Vücudumun belli noktalarında her yürüyüşte yavaşça bir ısı geçişi oluyor. Geldiğimiz yer oldukça sakin bir yer. Civardan hiçbir ses duyamıyorum. Etrafımdaki her şeye odaklanmaya çalışıyorum. En azından bir haber verebilecek durumum olursa direkt haber vereceğim. Yere doğru indirildiğimde alkış sesleri geldi. Başımdan geçirdikleri şeyi çıkardılar. Öne doğru gelen o kişi bana doğru yaklaşarak eğildi. Diğeri kim diyerek sordu. İrazillerin başı. Adamın yüzünde iğrenç bir gülümseme oluştu. Yani hem Amulezir'i hem de İrazillerin başını mı yakaladınız? Ciddi misiniz diyerek sordu. Evet efendim. Oradaydılar. Bir cinni hissiyatı alamadık ama. Sadece kendileri gelmiş. Demek ki istihbaratımız çok iyi değil. Daha önceden de tanışıyorlardı. Aralarındaki şeyi öğrenmeliyiz. Yaşlı hoca nerede? Efendim, diğer hocalarımız tarafından lanetlenip evde bırakılması söylendi. Gözdağı verilmesi adına. Tamam, problem değil. Verdiğiniz bilgiler için sağ olun. Şimdi çekilebilirsiniz. Beni yerde öylece bırakarak yan taraftaki sandalyeyi çekip ters koydu oturdu. Yaslandı sandalyenin arka tarafına doğru kollarıyla. Bana doğru bakıyordu. Amulezir, güçlü bir adamsın. Çocuksun diyeyim daha doğrusu. Gerçekten de yaşın küçükmüş. Biz bizi aldatmak adına böyle bir bilgi salındığını düşünüyorduk. Ama bu kadar küçük yaşta olman beni şaşırttı. Peki, seninle net konuşacağım. Amulezirlik gözlerini istiyorum. Bütün bağlantılarını. Kimlerle görüştüğünü veyahut sana bırakılan bütün her şeyi. Onunla konuşacaktım ama sessiz kaldım. Belki konuşamıyorum diyerek düşünüp üzerimdeki etkiyi kaldırır diye. Akıllı biriydi. Zekice hareketler yapman hoşuma gitti. Ama sadece bedenin felçti. Dudaklarını ve dilini kullanabilirsin. Diline bir mühür uygulamadık. Ona doğru bakarak ne istediğini sordum. Hiçbir şey söylemeden öylece bakıyordu. Sana sorduğuma cevap ver. Gözleri verecek misin? Hiç kullanmadım. Amulezir gözlerinin önemini bile bilmiyordum. Yeni yeni öğrendim. Hayır, bu yalan bana işlemez.
O zaman gözlerini uyup almam gerekecek. Aynı senin alındığın gibi. Onun nerede olduğunu hissediyor musun? O radyodan bahsediyor. Yerin altına çekildiğini duyduk. Gerçekten yerin altında mı? Nerede olduğunu bize söyleyecek misin? Hadi, bizimle anlaşma yap. Kurtuluşunun yolu bu. Ancak böyle kurtulabilirsin. Başımı hayır şeklinde salladım. Söylediğiniz her şeyin yalan olduğunu biliyorum. Bu yüzden hiçbir şekilde size güvenmiyorum. Ama rezil gözlerimi hiç kullanmadım. Daha önce de kullanmadığımı söyledim. Zaman kazanmak için konuyu tekrarlatmaya çalışıyordum ama düşündüğümden daha da zeki. Direkt ayağa doğru kalktı. Sandalyeyi sinirli bir şekilde tekmeleyip kenara doğru attı. Gözleri simsiyah oldu. Saçımdan tutup başımı kaldırdığında, senin o gözlerine çok mu ihtiyacım var sanıyorsun? Ben her şeyi fark ettiğimde bütün cinniler önümde diz çökmek zorunda kaldı. O üç tane cinniyi nasıl ortaya çıkardım sanıyorsun? Bu o, cemiyetin lideri olmalı. Bahsettikleri. Elinin tersiyle yanağıma doğru sert bir tokat attı. Vurduktan sonra da gözlerimin içine doğru bakıyordu. Şimdi söyleyeceklerimi iyi dinleyeceksin. Bana o gözleri vermiyorsan babanı vereceksin. O da olmuyorsa Mürre'yi. Cinler alemine geçişi seninle sağlayacağız. Şimdi gerçek ortaya çıkmıştı. Beni burada direkt öldürmemesinin, bana karşı sabırlı davranmasının bir nedeni vardı. Çünkü beni öldürürse, cinler aleminin şu andaki tek hükümdarı olan hiçbir şekilde Mürre'ye ulaşamazdı. Bu yüzden beni kullanmak zorunda. Cinler alemine geçemiyor musun diyerek güldüm. Siniri daha da arttı. Etrafından dumanlar sızmaya başlıyordu. Kontrolünü sağlayamıyor. Hissiyat alamıyorum ama cinliyesi çok güçlü. Bu farkında olabileceğim bir şey. Belki de Uridva seviyesinde. Bastığı yerlerden karanlık izler kalıyor. Bunu hemen alın. Alın buradan. Evdeki ilk odaya götürün. Üzerine bütün tasarımların yazılmasını istiyorum. Sabah. Sabah vakti bana yolu açacak. Tekrardan cinnilerimiz onun tasarımları sayesinde hissedilmeden cinler alemine sızacak. Anlaşıldı mı? Beni kaldırıp götürüyorlardı. Kıpırdayamadığım için ayaklarım yerde sürünüyor. Hiçbir şey yapamıyorum. Okumaya çalıştığım tasarımlar dilim direkt bağlanıyor. Sadece bağlanıyor. Bir odanın içerisine doğru sokulup yere doğru atıldım. Yere doğru düştüğümde birisi bana doğru bakıyordu. Karanlık odada orada duruyor. Öne doğru yürüdü. Bu Aguni. Aguni bu. Öne doğru yürüdükten sonra hafifçe eğildi. Öfkeli bir şekilde bakıyor. Aguni. Yoksa onlardan mısın? Yüzüme doğru biraz daha eğildi. Sana bir soru soracağım Hüddam. Eğer bana yalan söylersen seni gerçekten burada bırakırım. Benim cin paçalarımı sen mi aldın? Neyi anlamadım? Duydun işte. Cin paçalarımı sen mi aldın? Hızlı söyle. Yoksa burada bırakırım seni. Hayır, ben almadım. Babam aldı. Biliyordum. Biliyordum diyerek ayağa doğru kalktı. Şu anda tutsak edildim. Beni kurtarman gerekiyor. Tutsak mı edildin? Ama neden? Neden tutsak edildin ki? Burası neresi hem? Neden buradaki bütün cinniler benim gibi hissettiriyor? İlginç bir yer. Yoksa burası bir cin yeri mi? Cinler aleminin yeni versiyonu mu? Hadi ama böyle bir şey varsa ve benden saklıyorsan cidden kavga ederiz. Kavga ederiz he? Ederim. Bak nasıl kavga ediyorum. İzliyor musun beni şimdi? İzliyor musun diyerek ellerini yukarı kaldırdı. Lütfen Aguni. Gerçekten şu anda şaka sırası değil. Yardıma ihtiyacım var. Lütfen. Yardıma ihtiyacın var. Sana yardım etmeli miyim? Cin paçası yapmak için babandan izin alırsan olur. Kabul ediyor musun? Hadi kabul et. Kabul et başaralım. Beraber. Ortağa söz veriyorum. Cinlilerin sadece sağ bacaklarını keseceğim. Onlar hiçbir şey anlamayacak. Tamam ne diyeyim. Yerimden geleni yaparım. Babama bir şeyler söylerim. Kurtar beni, çok zor durumdayız. Anla artık, tutsağım. Seni kim tutsak etti ki? Onu söyle bari. Eğer önemli biri tutsak ettiyse karışmak istemem bu işe.
Çünkü başım ağrıyor sonra. Bir de senin baban çok kızıyor. Kızmıyor hatta. Bağırıyor. Bakayım başım ağrıyor mu? Hayır, ağrımıyor. Başım ağrıyor mu? Ağrımıyor, ağrımıyor. Kapı açıldı o sırada. Allah kahretsin. Yakalandık. İçeriye girdiler. Ellerinde tepsiler yan tarafa doğru koydular. Mürekkepler de aynı şekilde. Direkt sırtımı açtılar. Mühürler sabaha kadar hazır olmalı. Çocuğun sayesinde cinler alemine geçirecek. Unutmayın. Sabaha kadar hazır olmazsa işimiz biter. Bayağı bir sıkıntı çekeriz. Bu sırada arka taraftan arkadaşım mı yoksa Ademoğlu paça mı yapmak istiyorsunuz? Ama bir dakika, bu fikir benimdi. Bunun neyi alınıyordu ya? İnsanlarda bir şey alınması gerekiyor. Bu da ne böyle? Arkasındaki ne? Kapı sert bir şekilde kapandı. Karanlıktan sapsarı gözlerle beraber Agun'u öne doğru çıktığında yüzünde pullaşmalar vardı. Hatta küçük küçük boynuz gibi görünen alnında çıkıntılar. Ama öyle zirhüddam tekin. Galiba cin paçasından vazgeçtim. Birazcık Ademoğlu Yahni'ye ne dersin? Ben evet derim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim dostlarım. Rabbim ettiğiniz duaları kabul eylesin inşallah. Videoyu beğenerek ve yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden Kurban Bayramınız mübarek olsun. Rabbime emanet olun. Esen kalın dostlarım.